hiçbir şey yok. Elbette Cenab-ı Allah, her varlık Cenab-ı Allah'la kayımdır. Varlıklar onunla kayım olduğu gibi bu varlıklar Allah'a kayım değildir. Onun için her varlık onunla kayımdır. Evet. Her ne varsa sana muhtaç. Tabii bütün varlıklar onunla kayım olduğuna göre bütün varlıklar ona muhtaçtırlar. Can verirsin bu canlara. Tabii. Bütün bu varlıklardaki olan can onun tarafından verilmesi demek, verilmek, gelmek, gitmek yoktur İslamiyet'te. Nedir? Tecelli eden bizzat kendisidir. Hulliktat yoktur Kur'an'da. Girmek, çıkmak diye bir şey yoktur. Ama anlaşılsın için sen orada onlara verdin. Ne verdin? Bir şey vermiş gibi mütala ediyoruz aslında biz. Hayır. Böyle vermek anlamında değil. Bizzat orada tecelli eden sensin demek. O mazhar eksik olduğu için orada eksik görünüyor. Kemalatlıysa kemalatlı görecek. Onun için bunu da bilelim. Evet. Rahmetin olur hep cana. Tabii sen her canda cananı veren sensen, yani canan can olarak her varlıkta tecelli eden sensen, rahmetini de verirsin. Veren de olursa da rahmetini. Her can o varlıkta hayatını devam ettiriyor. Onun rahmeti odur zaten. Onun devam ettirmesi her türlü Rahman ve Rahimiyet rahmetlerini kendisinde yapmasıdır, yaşamasıdır. Biliyorsunuz Allah'ın iki rahmeti vardır. Biri Rahmaniyet rahmeti, umumi, biri de Rahimiyet rahmeti. Ha bizim tahsil ettiğimiz bu ilim irfaniyet gibi, ilmi nedün gibi. Bunları da ne yapar? Bizlere bu canı vermişse madem, buradaki rahmetiyle de bunları yaşantısına devam ettirir. O gene yapar. Herkesin kendi yaşantısı veya başkası değildir. Yoksa da başkası. Evet. Tenezzül ettin aleme. Tabii. Nuzul ettin demek. Tenezzül ettin demek. Yani lütfettin de bana geldin. Hayır. O nuzul etti oraya. Alemde bütün varlıklarda zerden küreye kadar madem zatını ilan etmişse onun nuzulüyle görülür o varlıklar. Evet. Devran edersin Adem'e. Ha, devran ede de geldin. Ne yaptın? Cemadattan nebadata geçtin. Nebadattan hayvanata geçtin. Hayvanattan insanata geçtin. İnsanda da Adem'e kadar bir devran var. Bu Meraç suresinin 4. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki 50 bin yıl bu devrandan sonra ancaksın gene Adem Adem olur. Onun için kişi bu devranlarda hep devran edip duruyor. Her şey devranda. Aşk dahi devranda. Bilgiler devranda. Varlıklar devranda. Evet. Sırrın Adem'de bilindi. He, şimdi Cenab-ı Allah'ın sırrı neydi? Cenab-ı Allah'ın sırrı hüviyet ve emniyetiydi. Hüviyet ve emniyetini bu Adem'de gösterdi. Yani onun hüviyeti zat ve sıfatıydı. Emniyeti ise esma ve fiilleriydi. Onda bir ruh yönüyle bir de ceset, fiziksel beden yönüyle ne yaptı? Gösterdi. Demek ki bu irfaniyet ve kemalata kişi, her kim kendisindeki bu kemalata sahipse o Adem'di. Ve o Adem de sırrına vakıf oldu. Demek ki en büyük sırrı Adem'e vermiş. Adem'deki sır Cenab-ı Hakk'ın Adem sırrı işte. Evet. Tenzih, teşbih, tevhid hep sen. Tabii. Tenzih ne demek? Cenab-ı Allah leyse kemisliği şey. Allah hiçbir şeye benzemez. Demek ki zat yönüyle Allah hiçbir şeye benzemiyor. Mutlak zatıyla Allah hiçbir şeye benzemez. Ve hüves semiül basir. Allah işten ve görendir. Dikkat ederseniz zat yönülü her ne kadar bir şeye benzemiyor, bir sineğin kanadını dahi kıpırdatmıyor da sıfatları tecelli ettiği zaman kainatta duyan da o, gören de o, konuşan da o, güç onun, kuvvet onun, her şey onun. Anladın mı? İşte böyle. Evet. Levlaka levlak denilen. Tabii. Levlaka levlak ve malaklu levlak. Yani zahir ve batın yönüyle Cenab-ı Allah'ın tecellisi Hazreti Muhammed'den tecelli ettiği için ona sen olmasaydın, sen olmasaydın bu alemi yaratmazdın dedi hadisi kutsi'de. Evet. Tevhidde kül insan denen. Ha, tevhidde kül dediği bütün 18 bin aleme cami demek.
Kül demek hepsi demektir. Kül demek yanıp yanıp da yok olan anlamda değil. Kül hepsi. 18 bin alemin camisi çekirdeği Adem'dir. O Adem'di işte. Evet. Hem sırrı Fatiha olan. Yani sırrı Fatiha'yı 7 ayetten müteşekkildir Fatiha-i Şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Seb-i Mesani 2 yerde ve 2 defa indirildi. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz, 1 tane yerde indirilmiş. Fatiha-i Şerif Kur'an'da 1 tane. Ama Seb-i Mesani 2-7 demiş. Ve 2 yerde görülmüş. Bu ne demektir? İşte bu canlı Fatiha-i Şerif'i idrak eden bir ten yönündeki 7 ayeti bir de can yönündeki 7 ayeti bilen canlı bir Fatiha'dır. Peki tenimizdeki olan 7 ayet nedir? Ruhumuzdaki olan 7 ayet nedir diye sorarsanız ben derim ki sizin 7 sıfat-ı subdiyeniz sizin başınızda 7 sıfatınızın bu kainata açılan pencereler sizin 7 ayetinizdir. Bu bedenin 7 ayetten müteşekkil oluşudur. Bir insan hakikaten başını koparın, o varlığın işi bitmiştir. Burada 7 tane ayeti buraya koymuş Allah. Onun için 7 ayet bedende, o da mimin içindedir burada. Başka. Peki ruhun 7 ayeti nedir derseniz, o da tevhid mertebelerinde, tevhid-i efal, tevhid-i sıfat, tevhid-i zat, cem, hazret-i cem, cem-i cem ve adiyet mertebelerinde Cenab-ı Allah'ın açığa çıkmasıdır. İnsanoğlu da bu 2 yediyi kendi vücut ülkesinde zevk ederse, işte o canlı bir kitap, canlı bir Fatiha'dır ki, o da Adem'dir. Evet. Daim sendeki hep sensin. Tabii, sendeki hep sensin. Yani sen Cenab-ı Allah'ın bütün hüviyet ve eniyetine mazhar olan bir varlıksın. Sen dediği, sendeki sen, o ondaki o. Bendeki ben. Öyle tabir edilir. Bendeki bensin. Sendeki sensin. Ondaki o. Aynı şey. Demek ki benim varlığım yok. Benim varlığım onun varlığı. Sendeki sen, senin varlığın yok. Sendeki o görünen o. Ondaki o. O dediğin varlık değil, varlığı yok. Ondaki görünen o. Demektir bunlar da. İşte odur. Evet. Kamil sohbetiyle söyler. Tabii bunları Kamil sohbetleriyle bizleri ne yapar? İrşad eder. Bu sırları bizlere söyler. Biz de algıladığımız nispetle buna vakıf oluruz. Tabii bir defa da o anlamayanlar olabilir. 2 defa da anlamayanlar olabilir. Zaman zaman hep aynı şeyleri tekrar ederiz. Ama bir zaman bu yandan anlatırız. Bir zaman bu yandan anlatırız. Bir zaman bu taraftan anlatırız. Bir taraf öte yandan anlatırız. Anlatırız. Yani çeşitli yönlerle anlatma suretiyle anlatır kamiller ki salikler de bunu iyice hissetsinler, anlasınlar. Kendilerinin de canlı bir Fatiha, kendilerinin de canlı Fatiha'nın sırrından ibaret olduğunu bilmiş olurlar. Evet. Saliklere lütuf eder. Tabii müşri kamiller bunları anlatmakla salikler bu lütfa mazhar olurlar. Yani onların bilmedikleri şeyleri onlara öğretmek lütuf değil midir? Lütuftur. Evet. Kendi mahvi sırlarını dinleyeni sarhoş eder. Tabii mahvi sır demek gizli sır demek. Gizli sırlarını ne yapar? İfşa ettiği zaman o ifanlar irşad olurlar ve irşad olmasının yarısına kendileri de serhoş olurlar. Serhoşluk demek bir kadeh efalde alır, sendeler, 2. kadeh sıfatta alır, artık ayakta duramayacağı hale gelir, yıkılır, 3. kadehe kaldırdığı zaman zat da artık fena fillah olur. Bak, kişinin kendi varlığı olduğu zamanlar bunlar serhoşlukla kendilerine geçerler. Serhoşluk bu. Evet. Her nefes bizleri şad et. Anlamadım. Her nefes bizleri şad et. Her nefes bizleri şad eder. Yani bizlere irşad eder demek. Aşkınla ve içini zevk et. Aşkınla zevkini
veçini zevk et. Aşk malum 3 harf 5 noktadan meydana gelmiş senin bir Muhammediliğindir. Bu Muhammediliğini idrak ettiğin zaman bu aşkınla veçi ne yap? Seyrede. Zaten burada görünen bu hal 3 harf 5 noktaya sahipsen zaten burada gördüğün bütün suretler onun veçidir. Yani cemallahıdır. Onu seyreyle. Sen o varlıklardaki Cenab-ı Hakk'ı göremiyorsan onu seyredemiyorsun. Ahmet'e Ahmet'i takıyorsan kafayı, Mehmet'e Mehmet'i takıyorsan kafayı. Hayır. Ondaki olan her ne varsa Rabbimin güzelliği, Rabbimin tecellisi deyip onu hakikaten şuhud edebiliyorsan o zaman o veçi seyredersin. Seyir bu. Bir insan namazdayken mesela kıyamıyla, rükûyla, secdesiyle Cenab-ı Hak'la görüşmesi demek onun namazda, kıyamda kıyam halini, rükûda rükû halini, secdede de secde halini seyretmesi demektir. Seyredilmesi demek konuşmaktır. Bir gören var, bir görünen var. Bak, burada yüzün, kulağın ve bütün şubelerinizin karşılıklı konuşması var. Bu konuşmak kelam yönüyle değil, idrakla, insandaki görmesi ve duymasıyla. Kur'an-ı Kerim'in lafzını duyuyorsunuz, Fatiha okuyorsunuz, Zamm-ı Sure okuyorsunuz. Bunları düzgün mü okudun, doğru mu okudun, bunu duyuyorsun. Bak kulak ne yaptı? Secde yaptı ve onu seyretti. Göz senin kıyamdaki olan halini görüyor. Çünkü bütün nebadat kıyam halinde. Sen ona ortaksın ve bunu sen görüyorsun. Ruku halinde, bütün hayvanat ruku halinde. Subhan Rabbi lazım diyorsun, onu görüyorsun, seyrediyorsun bak. Secde halinde, bütün cemaat secde halinde. Onu görüyorsun ve hem kelam yönüyle söylediklerini duyuyorsun, hem gözün de senin hareketlerini tadil erkanla mı kaçamak mı yapıyorsun veyahut da tam manasıyla hakkını veriyor musun, vermiyor musun? Hepsi bütün şubelerin vasıtasıyla kontrol ediliyor. Zaten senden kontrol eden o kendisidir. Sen değilsin. Senin kendine has bir varlığın yok ki sen kontrol edilsin. Ama susun için söylüyoruz bunu. O bakımdan işte böylece seyredin. Seyretmek bu. Evet. Ahmet, gayriyeti yok et. Gayriyet dediğimiz gibi ikili yok et. Zikirle dilde secde et. Zikir daima yapılırsa bu Allah, Allah, Allah deyince demek ki sendeki olan bu dilin, yani bu büyük dille yapıyorsan büyük dilin, küçük dille yapıyorsan küçük dilin. Sen bunu kalben yapıyorsan kalbin diliyle ne yaparsın? Allah dediysen Allah'a secde ediyorsun demektir. Onun anılması onun secdesidir zaten. Ahmet sen de ne yap? Dilinde secde. Gayriyeti yok et, zikirle dilde secde et. Secde, işte secde etti. İnşallah hepimizin secde edenlerden oluruz. Amin.